Abi selamlar, hoş selamlar geldin. Selamlar Uğurcuğum. Beşinci bölümdeyiz, serbest çağrışım. Yorumlar var, güzel yorumlar ama onlara geçmeden önce dün kendim adıma teşekkür ederim sana. Çok güzel bir konser oldu. Rica ederim. Onu da söyleyelim. Dinar Bandosu'nun Dinar Bandosu konseriydi, evet. Önder ne konseriydi? Abiye de çok teşekkür ederim. Ne konseriydi abi? Duyamadım. Geri dönüş konseri. Geri dönüş. Depremzedeler için yaptığımız geliri tamamen depremzedelere gitti. Verdiğiniz katkı için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz her zaman. Benim favorileri söyleyeyim hemen. Mahmut Paşa ile Gezemedim Evren'in şarkıları. Teşekkürler. Benim favorim oldu. İki şarkının yazımı arasında 20 sene var ha. Biri böyle 2002'de yazdım. Mahmut Paşa ve İlber Ortaylı'nın bir dersinden çıkıp kafam allak bullak olmuştu. Hocayı tabii mühim olan dinlemek değil, anlamak. Tabii çok yine o gün acayip işte üst düzeydi. Böyle oradan bir fantastik bir şey uydurmuştum eski çağlardan olmuşçasına. Gezemedim Evren'in sözlerini sevgili Serhat yazdı. O artık Dinar Bandosu'nda değil. O diğer gruptaydı. Müziği de işte geçen hafta... Ya Gezemedim Evren'in bizim programı şey değil mi ya? Jenerik müziği değil mi zaten? Ben ne anlatıyorum? Evet. Davulcu nasıl bizim Yılma? Çok iyi. Evet ya. Ben çok beğendim. Hepinizin eline sağlık. Çok güzel bir konser oldu. Çok teşekkürler. Sağ ol Uğur'cum. O zaman programımıza dönelim. Dönelim. Bazı yorumlar bekleriz. Var. Bazı yorumlar var. Onları sana söyleyeyim. Evet, kolay kabul ediyorlar. Kolay kabul ediyor diyorlar. Bana bir eleştiri var. Yani şimdi birisi demiş ki bana şans verin. Ben daha iyi yaparım. Olabilir kardeşim ama. Tabii. Yani benim tahtıma oturabilirsin ama dikkat et, ben tahta otururken oturmaya kalkma. Yani gerisinden ben sorumlu olmam yani. Klasik yani onu belirttiğim Cem Yılmaz'a, Cem Yılmaz'ın mükemmel olsun. Bir tespiti. Benim evet. Esprimdi Cem Yılmaz'ın. Evet. Kiralık aldım izniyle. Peki Cem Yılmaz mı daha komik böyle, Can Yılmaz mı diye saçma sapan bir tartışma açıyorum. Cem Yılmaz ya. Can Yılmaz da kendi nevi şahsına münhasır bir isim ama bilmiyorum, ben çok gülmüyorum açıkçası. Peki Johan Cruyff, Jordi Cruyff gibi o baba oğul ama mesela evet. Pogba'nın kardeşleri gibi de fark yok ya. Florentin Pogba. Şimdi Cem Yılmaz'ın abisi olmasaydı, mesela benim abim olsaydı Can Ece, bence çok daha komik bulurdunuz, onu söyleyeyim yani. Can abimin kademesinde. O da var, doğru. Ya doğru bir yere olur. Parmak bastın, doğru. Şimdi benim kardeşimi getirsen şu programa yani. Beni alıp tekstil fabrikasına götür. Tekstil fabrikası bir kere 20 günde tamam. Batmaz da ben işçilere veririm, buyurun falan, yaşasın falan. Başlayalım o zaman ilk soruyla. Başlayalım, zaman kazanmaya çalışıyorum, evet. İlk soru gelsin. Arda Güler, Cüneyt Özdemir. Süre başladı abi. Evet. Ali abi süre. Arda Güler. Ali abi süre. Süreyi tamam. Cüneyt Özdemir ilk çıktığında böyle tartışılmaz derecede iyiydi. Mehmet Ali Birand'ın en genç böyle elemanı olarak gerçekten haberciliği. Şimdi tabii tartışılıyor. Bunu duyunca bozulacak ama ben değil kardeşim, herkes tartışıyor işte. Ama gençken hani Mehmet Ali Birand'dan bile daha iyi olacak falan diye. Yani o bir wonderkid'di kendi mesleğinde. Tıpkı böyle Arda Güler gibi. Ama Arda Güler'in geleceği Cüneyt'in geleceğinden daha iyi olur diye bekliyorum, o ayrı. Ama wonderkid'likleri benziyor. Çok genç yaşta. O kadar genç yaşta sektörde insanların kendi rüşünü ispatlama fırsatı yok. Futbolda bizde hiç olmaz yani, çok azdır. Yani çoluk çocukla oynuyorsun gibi çok çirkin tabirler kullanılır. Evet. Mesela bir tane babamın arkadaşı demişti, o günden beri onunla konuşmuyorum. Ali Ece Beşiktaş'ı böyle anaokuluna çevirdiniz. Bak bak, sanki 3 sene üst üste şampiyonu altyapıdan Serpil Hamdi Düzü'nün yetiştirdiği, geliştirdiği çocuklarla olmamış gibi. Cehalet, babamın arkadaşı da olsa cahil efendim yani. Cahille sohbeti kestim, çok iyi program. Tuttu herhalde, o gayet oldu ya. Tuttu. Wonderkid üzerinden bağladım. Neye üzerinden benzeteceğim? Bugün tribünüm biraz kalabalık. Biraz onlardan da yardım isteyeceğim. Ne Batuhan isteyeceksin var, ya? Can var. Yeni aramıza katılan Berkcan var. Bütün böyle Şamata ekibi burada ya. Şamata ekibi online burada. Şamata, Şamata ekibi burada. Ne düşünüyorsunuz? Oldu. Sen ne abi orada? Ya oldu da ben çok basit yaptın ya. Canımsa o sıktı. Çok kolay yaptın yani. Ya ama çok kolay geldi. Kolay evet. Ne yapayım ya şimdi, kolay gelmesi rol mü yapayım? Ben neyse ama zor olduğu zaman söylüyorum. Doğru. Bu Serkan Akkoyun soru hazırlamış. O kesin çok zordur. Akkoyun'un oyunu sonra çıkar koyunu. Tam tersi yani. Kabul ediyoruz o zaman Arda Güler'i Cüneyt Özdemir'le. Sürenin gitti. Bitmesini bekle. Evet, evet, süre de zaten yetti. Güzel başladık. İkinci soruyla hemen devam ediyoruz. Mertens, Şahan Gökbakar. Güzel. Mertens ilk çıktığı zaman sol forvetti ve orada çok etkileyiciydi genç bir oyuncuyken. Benitez zamanı Napoli'ye gelmişti. Şahan Gökbakar da en başta başka bir rol oynuyordu. Şahan Gökbakar demedim mi? Evet. Yani o da başka bir rol oynuyordu. Şimdi Mertens'e sola çıkıyor. Sonra Mertens Napoli'den Higuain ayrılınca, yerine alınan santrafor sakatlanınca Milik. Tamam. Mecburen 9 numaraya geçti. Şahan Gökbakar da son yıllarda ülkemizdeki
toplumsal gelişmeler nedeniyle o böyle safkan komedi rolünden çıkıp bayağı eleştirelliğe girdi. Ve şu anda her gün hepiniz bakıyorsunuz. Bugün Şahan Gökbakar sosyal meselelerle ilgili Türkiye'de ne demiş? Tabii. Yani o da başka bir role büründü. İkisinde Mertens nasıl sol açı, santrafor ve şimdi Galatasaray'da 10 numaracılığı başka bir rolü. Başarıyla üçünü de yapıyor. Verilen rolü. Toplumun ona biçtiği rolü. Şahan da aynı şekilde. Toplum en başta böyle kaygısız komedi gibiydi. Yani o hatırla evet, YouTube skeçleri falan. Bir de böyle bu tabii gayet oldu. O yüzden böyle Olcay Şahan'a geçebiliriz. Oldu, oldu. Ben şey Olcay Şahan oynarken Olcay ne zaman iyi oynuyorsa ben dikkat Şahan çıkabilir. Volüm 18, volüm 19 falan çok güzel oluyor diye. Sağ içi yani Şahan'ın bir filmindeki rolü hakkında önce söyleyeceksin zannettim. Direkt kabul etmeyecektim de. Tabii niye toplumsal öyle? Olaylar deyince şey gibi her oyuncunun her filmde farklı rolleri olur da sen daha farklı bir yerden baktın. Herkes oraya. Aynı başarıyla yapabiliyor mu? Ya tabii ki öyle değil. Mesela ama böyle Şener Şen Muhsin mesela. Bey'den tamam, önce hepiniz diyecektim. Sadece safkan ve komedi sanatçısı evet, olarak evet. görüyordunuz. Muhsin Bey olağanüstü. Tamam Şahan'ın filmlerinde o yok. Ama Şahan'ın sen toplumsal hayattaki rolünü hayat söylüyorsun. Hayat bir filmdir canımın içi. Oo. Güzel güzel. Sinemacı o kafayla bakar gerçekten. Öyle midir? Ya şimdi bak mesela Zeki Demirkubuz filmlerini düşünelim. Genelde 3. sayfada gördüğümüz dehşet haberleri. İşte cinnet geçirdi, onu kesti ekmek bıçağıyla falan. O bilmem ne oldu falan. Genelde filmler bunu anlatmıyor mu abi Zeki abi? Zaten kendi de söylüyor. Mesela Nuri Bilge Ceylan, hani onlar işte iki ayrı ekol. Nuri Bilge Ceylan zaten öyle birisi yani. Yani orada babasını oynatıyor falan ya. Yani zaten babasını anlatmaya çalışıyor o yüzden yani. Hayat bir filmdir. Bence o altı boş bir slogan değil yani. Kabul güzel. Ettim ya doğru. Ya her hiç... filmin sonu var, hayatın sonu var. Tabii. Hiç şey bırakmıyorum. Kabul etmeme gibi bir olanağım yok bunu. Yani yok ama hakikaten yok fark yani. Fark etmez yani. Hakkını sen gaza ben... gelme gaza. Gaza. Gezeme... Gazamadım evreni olmasın. O zaman üçüncü. Önümüzde önemli bir derbi var. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. Çok önemli bir derbi. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle Aşk-ı Memnu dizisi. Süre başladı. Şimdi güzel. Hadi bakalım. Güzel, nasıl güzel, çıkacağız güzel. İşin içinde? Şimdi Beşiktaşlı ya da Fenerbahçeli olursun bizim orada. Niye? Niye? Vapur. Vapurla karşıya geçiyorsun ya. Şimdi Fenerbahçe, mesela Beşiktaş. Hani orada belli olmaz. Normal gidiyorsun pazartesi. Kimin ne olduğu belli değil. Pazartesi maç yok. İşe gidiyorsun sabah, okula gidiyorsun. Aşkı tamam. Memnun'a da kimin ne olduğu belli değil. Galatasaray yok mu canım? Maç günleri bir dakika geleceğiz. Tamam. Maç günleri ise hani o aynı adamla pazartesi, salı, çarşamba, perşembe gitmişsin bir bakıyorsun vapuruna iniyorsun. Seni karşılamaya gelmiş iyi anlamda değil. Hani ya da Beşiktaş yakasında Fenerbahçeli'yi karşılamaya gelmiş bana eskiden. Orada asıl ortaya çıkıyor. Yani işte abimize kim kazık atmış sevgili abimize Mustafa Hoca'nın değerli arkadaşına. He. Evet. Aşk-ı Memnun'la ilgili en iyi tespiti zaten Mustafa Denizli Hoca yapmıştır. Geçen kendisi hem Fenerbahçe'yi de şampiyon yapmıştır. Hem Beşiktaş'ı da. Aşk-ı Memnun'un en iyi oyuncusu, Selçuk Yöntem'in en yakın arkadaşlarından biri Mustafa Denizli Hoca'dır. Ya o çok ama şey ya. Ya gayet ya. Bin bir bağlantı ama bulurum. Ama kabul yani. Et az önce buldum bunu. Sonra bir şey başımdan... söyleyeceğim. Yo, hepsini buldum. Sonra bir şey söyleyeceğim böyle. Derbide de mesela böyle hakemler gibi olur. Şey Nebat Çehre'nin rolü aslında hakem. Yani tempoyu düşürmeye çalışır, işine hiç geldiği zaman yükseltir falan filan. En her bir karakteri benzetirim ya. Hiç tempoyu düşürmedi ama dizide emin ol abi. Nasıl tempoyu düşüren değil niye mi? Niye arada böyle pusuya yatıp bekliyor ya neler olacak o başka falan. Tempoyu i̇şte düşürme akıllı olsan Ziya gilsin falan. O arkadan hiç çevirmek. Akıllı ol atılma falan onun gibi yani. Atılma diyor Beren Saat'e yani oyundan atılma. Abi. Sen bir Ziya gil, sen hadi Ziya gillerdensin yani. Sen direkt Kıvanç işte Kıvanç. Estağfurullah. Şey, şöyle bir olay var. Niye estağfurullah dediysen? Hoşuna gitti Kıvanç. Hangi konudan bağlıyorsun şimdi? Kesin bir şey söyleyeyim. Hepsinden. Hepsi değil, yok. Şimdi üç tane bizim programda biliyorsun. Mustafa Denizli olayından mı bağlayalım? Ya Mustafa Denizli olayı... İlkinden bağlamayalım bence. İlk iş olacak gibi değil. İlki oluyor ya. Olmadı, ben anlamadım peki, bile. Mustafa Denizli'den bağlıyorum. Ya... O da zorlama oldu. Yok abi etmiyorum. Ben de etmiyorum. Evet ya. Etmiyorum. Çok zorlama güzel oldu. Güzel oldu. Tamam, kim sordu bunu? Serkan mı? Yok bunu ben sordum. Sen mi sordun? Evet. Bravo güzel. Bunu ben sordum. Ben de kendimi kabul etmiyorum. Bu ne lan? Mustafa Denizli'nin arkadaşımız Selçuk Yöntem. Fener'de Beşiktaş'ta şampiyon yapmış falan. Dördüncü sorudan o zaman devam edelim. Edelim. Ünlü Fransız oyuncu Lilian Thuram'la Çetin Tekindor. Tabii. Yalı Çapkın dizisinde oynuyor o da. Çok önemli bir oyuncu. Şimdi böyle Çetin Bey hiçbir zaman böyle başrolde jön. Star. Yani Lilian Thuram'ın takımında kim abi star? Zidane. Jönü.
takımın en büyük yıldızı. İşte ilerleyen yıllarda Anelka, Henry, Trezeguet onlar başrol. Jön. Futbolun jönleri zaten forvet oyuncularıydı yani. Ofansif oyunculardır Zidane'la. Turam hep muhteşem bir böyle karakter oyuncusu. Sağ bek oynayabiliyor, stoper oynayabiliyor. Ve o yarı final 98'de. Aynı böyle Çetin abi gibi. Bazen o yan roldeki adam o kadar iyi oynuyor ki. Hepsinin oyununu kurtarıyor, diziyi kurtarıyor, reytingi kurtarıyor. Aynı Turam'ın böyle Hırvatistan maçında yaptığı gibi. Marcel Dözey diyor ki kitabında, ya diyor çok sıkıştık diyor. Eleneceğiz kendi sahamızda, Fransa'da şampiyon olamayacağız diyor. Bir çıktı Lilian diyor. Hayatında antrenmanda gol atmamış adam. Hem de sol ayağıyla bir tane attı diyor. Evet. Şutla. Yetmedi bir tane daha attı diyor. İşte karakter oyunculuğu budur diyor. İşte karakter oyunculuğu Çetin Tekindor, Lilian Turam. Ayrıca hep birilerini böyle yetiştirir Çetin Tekindor oyuncu olarak. Lilian Turam zaten böyle kafadan Markus Turam'la öbürünü, Kefren mi? Öbürünü, öbür kardeşiyle evet, yetiştirdi. Yani bu açıdan benziyorlar. Hem karakter oyuncusu olarak etrafının yıldızını parlatıyorlar. Hem de yetiştiriyorlar. Şimdi şöyle, aynı bir oyuncuyla bir film yıldızını ben sana sorduğumda gene aynı cevabı vermiştin. E ne yapayım o zaman? Başka şeyler sor yani şimdi. Gayet mantıklı söyledin. Düşüneyim. Ya oldu ya. Bak şimdi bak sinemayla futbolu şeyden ne kadar dolayı oldu. Yetiştirme olayı daha çok hoşuma gitti. Çünkü şu aklıma geldi. Estağfurullah tabii yetiştirdiği yok ama Fikret Kuşkan ve Çetin Tekindor'un babam ve oğlumdaki o ikili oyun özellikle dediğin gibi yetiştirme olayı o benim hoşuma gitti. Estağfurullah. Turan, yetiştirme Turan değil Fikret Kuşkan yılların oyuncusu o ayrı konu ama o bambaşka bir yere götürdü orada onu. Bence sen şimdi böyle sıvama evresine geçtin. Bence bu evreden çık. Kabul ettin mi etmedin mi onu söyle. Kabul ettim. Tamam, teşekkür ederim. Kabul ettim. Diğer soruyu değil soruyorum. Mi ama şimdi böyle sıvaya başladı yani. Ya Fikret Kuşkan da çok yazdı. Ulan Fikret Kuşkan bayağı oyuncu. Ama orada çok daha da parlamadı mı Çetin Tekindor sayesinde? Onlar hep böyle popüler kültürde. Bak şimdi sizin bir şansınız var. Evet. Sosyal medya. Siz sosyal medya olmasaydı zamanında gibi... Leyla ile Mecnun. İşte başka o şeyden mesela Behzatçı'ya bile. Evet. Bu kadar ilgi görmezdi. Bu kadar genişliklere yayılamazdı. Çünkü imkan vermiyorlardı yeni bir şey yapmaya. Tabii. Bunların hepsi çok iyi oyuncular Fikret Kuşkanlar falan. Ne zaman bunlar işte o diziler daha popüler ve sosyal medyayla da çok organik ilerliyor ya. Ya devamlı hashtag oluyor işte adam dizinin yönet işte senaristi falan koyuyor oraya hashtag. İşte Bihter falan atıyorum şimdi. Hep oradan soruyorsun o yüzden ya. İşte hashtag Behzat Amirim falan. Abi şimdi onun da etkisi oluyor yani anlatabiliyor muyum? Böylece evet. Daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Birçok şahane oyuncunun ne kadar iyi olduğunu da bu sayede sizin kuşak öğrenme, keşfetme fırsatı buldu. Eskiden öyle değildi ki. Bak müzikte düşün abi sadece böyle kaset vardı ya. Evet şey. Kasetim çıktı. Falan hani adam anlatıyor. Kalemle şey yapardık hatta. Falan. Hani sen mi? Şimdi girebiliyorsun Spotify'dan, YouTube'dan. İyi ki bak YouTube iyi ki var ya. Futbol yorumcuları için nice'i geçerli. Serdar Ali ile bana Ali Ece, Serdar Ali ikisine herhangi bir televizyonda program yaptırırlar mıydı Allah aşkına? Zor, biraz zor olurdu. Biraz mı zor? Bir tık zor olurdu. Bence YouTube için de biraz zor ama neyse ya. O zaman beşinci sorun. Geç. Deli Ali, Celal Şengör süre başladı. Ha, süre, güzel. Ali abi. Güzel, güzel. Ali abi süre. Ha, şu başlatıyorum tamam. Tabii tabii. Zor yani. Bu sefer... Yok canım ikisi de formunun zirvesindeyken dalının bir numarası. Jeolojide Celal Şengör. Deli Ali ne dalda? Ulan şampiyon finaline çıktığı zaman Tottenham işte. İngiltere'de böyle 10 numara oynayabilen, tamam. 9.5 oynayabilen bir tek Deli Ali vardı. Tamam. Formunun zirvesindeyken. Evet tamam. İkisi de biraz formsuz olsun. Bu son deprem tartışmasında işte İlber Hoca'nın... Ya o şaka olduğunu söyledi ama adam basın açıklaması yaptı hatta. Şimdi Celal Hoca ile ilgili ben eleştirmek onun bilimine söz konusu bile değil. Sadece oturur dinlerim ama siyasetle ilgili bazı söyledikleri bence kendi uzmanlık alanı olarak görebilir ama bazı söyledikleri. Mesela modernleşmeyi, modernizasyonu savunurken mesela Kenan Evren faşist darbesini savunur gibi gözükmesi. İşte köylülere bir şey yedirildi o efendim falan filan onu dalgaya vermiş mesela onlar... Benim hayat görüşü açımdan bana hiç uymuyor. Yani hocanın profesörlüğü amenna. Başımızın üstü. Özellikle jeoloji. Bilim konusunda da gayet donanımlı bir insan olduğu kesin. Yani beni dünyanın küresi diye doldurur, döndürür. Ama işte Deli Ali de öyle. Kendi uzmanlık alanı ne zaman çıktı? O ikinci forvetlikten. İkili orta sahada sekiz gibi. Hani serbest sekiz Mustafa'nın Demirtaş. Onu hiç yapamadı. Tabii. Formu düştü. Sadece kendi rolünde formdayken süperler.
Onun dışında değiller. Anladım. Yani böyle bilim insanı, özellikle jeoloji biliminde adam bir numara. Deli Ali de bir zamanlar böyle 9,5-10 numarada o sistemlerde. Şey işte Arjantinli hocanın, Pochettino'nun düzeninde adam gerçekten bir numarasıydı İngiltere'nin. Yani Harry Kane Deli Ali diye sayıyordun. Doğru. Hem Tottenham'da hem milli takımda. Doğru. İnsan sevdiğini daha çok kızarmış. Deli Ali'ye çok kızıyorsun ama biliyorsun ki onun bir potansiyeli var. Tabii canım. Bunu ortaya çıkartamıyor. Celal Hoca'nın da işte böyle bir bilim insanı daha, o konularda. Evet. Ya bir de Celal Hoca bütün mesela Stalinizmi de sanki Alman sosyal demokrasinin hepsini sol diye sanki aynı böyle böyle sepete koyuyormuş gibi. E buna da katılmıyorum yani mesela. Hı hı. Ya illa Stalinizm değil mesela. Maoculukla Alman sosyal demokrasi, İngiliz Labour Party aynı şey olur mu değil, canım? Tabii. Yani o konuda da katılmıyorum ya. Serdar Ali ile çok benzemiyor mu tipleri? Bak gitgide Serdar Ali Celal Şengör Hoca'ya benzemiyor mu? Yani bir... Anket yapalım benzemiyor mu? Tipi de benziyor. Bazen kendi alanın dışına çıkınca başına gelen işler de benzemiyor mu? Ya, dürüst ol sen dürüst çocuksun. Açık sözlü. Benzemiyor mu? Benzemiyor yani mu? Şey, öyle bir şamata. Soru soruyorsun ki. Öyle bir soru soruyorsun ki yani. Peki be tipi benzemiyor mu? Tipi yani? Benziyor. Tamam teşekkür ederim. Yavaş yavaş Serdar abi güzel yaşlanıyor. Güzel. Celalization. Bir yaşlanma denen bir şey var abi. Vallahi, ya ulan bu nasıl? Biliyor vallahi eyyam yapmıyorum ya. Vallahi var ya Serdar abi de olsa kızardı sana. Ama yok güzel bir İlkeli şey. İlkeli eyyamcı derdi sana. Biraz eyyamcılık yaptım da. Ama yakışıklı yaşlanma vardır. Metin Hoca. Yakışıklı yani bir yaşlı. Herhalde ya adam zamanında. E yani. O zaman genç kızlar ağladı diyorum sana ya. O zaman hemen Metin Hoca dedik. Akla peki. Kim geliyor? Önder Hoca geliyor. Son çağrışım Önder Özen, İlber Ortaylı. Oo çok güzel. Süre. Tamam tamam. Başla tamam. Buldun çünkü rahatsın. Önder Hoca ilk çıktığı zaman, yorumcu olarak ilk çıktığı zaman söylediklerinin yarısını anlamıyordu insanlar. Tıpkı böyle İlber Hoca'nın bize ilk geldiği derslerdeki gibi biz yarısını da çeyreğini de anlayamıyorduk. İlk televizyona çıktığı zamanlarda da aynı sıkıntıyı yaşıyordu. Tıpkı böyle Önder Hoca gibi. Çünkü Önder Hoca bir kere her şeyden önce ülkenin önde gelen böyle antrenman bilimcilerinden bir tanesi. Evet. Antrenman bilimciliğin içerisinde sporcu sağlığı da var. Özellikle modern spor tıbbına çok hakim. Bütün kasların Latincesinden Fransızca, İngilizcesine kadar ismini sayar. Ne sakatlığı olur, ne kadar ay... Ya neresi ne olursa yani aynı İlber Hoca'nın hani o tarihteki tespitleri gibi kılı kırk yararak çok büyük uzmanıdır. Yemiş yutmuştur. Yani İlber Hoca'nın okuduğu tarih kitabı kadar Önder Hoca böyle antrenman metodu ve böyle sakatlıktan dönüş. Ya hepsini okudu yani ben hatırlıyorum. PDF'ler bilmem neler falan filan. Ben mesela hocaya gönderiyordum. Hani hocam bunu onu da okudum. Yani hocaya. Hocam bak ben de buldum sana falan ya okuduk. İlber Hoca'ya dedik hocam size doğum gününüzde ne alalım kitap olarak. Ya siz falan. O konuda çok güzel. Sonra zamanla Önder Hoca antrenman bilimcilik, futbol uzmanlığının yanına anlatım uzmanlığını da ekledi. Yani yine o bilimsel kalitesini korurken yorumlarında bir yandan da halkın daha da anlayabileceği şekilde anlatmaya da başladı. Türkçesi de çok iyi. Başka kitaplar da çok okuyorsa bilim değil. Evet. Antrenman bilimi değil. İlber Hoca da öyle. Candaş'la programa başladıktan sonra Candaş onu herkesin anlayacağı bileceği şekilde bir böyle işte İlber Ortaylı'ya dönüştürdü. Güncel konularla özellikle harmanlayarak soruları, geçmişe gidip geleceğe dair projeksiyonlar yaparak İlber Hoca da tıpkı böyle Önder Hoca gibi televizyon işte herkesin anlayabileceği dilden bilimsel kalitede konuşma konusunda çok benziyorlar. E tamam anlattım zaten ya. Güzel. Ya dönüşüm benziyor. Bizim de Serdar'la dönüşümümüz böyle Kafka'nın ilk sahnesi gibi oldu. Gregor Samsa yani böcek yandım. Olarak uyanıyor falan. Güzel. Serdar'ı özledim o yüzden ya. İki gündür, üç gündür görüyorum. Milli maç arası ya. Tabii. Muhtemelen bir yayında olursunuz salı günü diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Bakalım. Bodrum'dan paşam gelir mi? Bodrum Lord'u. Güzel. Ben beğendim Önder Hoca'nın şeyini. Çağrışımın Önder Hoca'yla İlber Ortaylı'nın. Yalnız bayağı uğraşmışsınız zor sormak için. Biraz zor oldu. Ama bu mu Serkan'ın sorusuydu? Serkan abinin sorusu Lilian Turan ve Çetin Tekin doğru. Ha tamam. Çetin Tekin. Vay ulan bak evet. Yine uyanık. Onu da söyleyelim. Serkan Akkoy'un bir tane soruyla bize destek verdi bu bölüm. O zaman güzel. Yani benim sayabildiğim kadarıyla... 5 ya da 4. 6'da 5 mi oldu yine? Abi yine bildin ki sen. Tabii 6'da 5. Ne bileyim kurulu. Ne bileyim. Ya o Fed Başkanı nedir abi Powell? İzlediniz mi? Yok. Sen tabii paraları yatırdın PlayStation'a falan. Artık izleme gereği kalmadı. Tabii zamanında aldın bir
Tabii. Arkadaşın, abinden. Bir arkadaşım çok bayağı iyiydi. Çok iyi yaptın. Aldın değil mi PlayStation? Aldım artık. Bravo sana. Yani evet. Senin için yatırım o. Powell nedir ya? Soruyorlar, bankacılık krizden mi der mi? I don't know. Ha. İşte bilmem ne devam eden. Fed başkanını söylüyor. Bu ne abi? Bizim TFF başkanı böyle değil ya. Adam en azından söylüyor yani. Doğru. Bu ne abi? Ne bileyim, kurulu olmuş adamlar. Anladın mı yani? O I don't know. O zaman abi 5. bölümün sonuna geldik. Yine yorumları bekliyoruz. Lovren sormadın. Hani hep Lovren haftaya soracağım sana. Galiba biz son programın artık son böyle bir dakikalık kısmını galiba biz Lovren'e ayıracağız gibi duruyor. Sen çok sevdin o işi. Sence Lovren'e benzetemeyeceğim herhangi bir şey var mı dünyada? Van Dijk var değil mi? Kendi popü vereyim. Lovren'e benzeyecek tek şey Van Dijk ya. Allah ya. Şimdi olumlu bir adamla karşılaştırınca garip oluyor Lovren'i. Bir de bir ara adını duymak istemiyorum falan demiştin sen. Bir ara ofiste ben korkuyordum Lovren demeye. Bayağı sinirliydin. Gitti ya o sezon sonu işte. Gitti Zenit. Sen tabii. Zenit transferini hatırlıyorum ben. Ben Zenit'i hiç sevmezdim. O gün çok sevdim. Tabii. Zenit rengi falan. Yazık bunlara demiştin. Çarşaf aldım kendime yazık. Valla değil mi? Zenit, abi kırmızı var, yok Zenit rengi var falan. Valla. Huzur içinde uyudum. Gece mavisi. Ya boş ver abi. Hayat boyu Lovren benim peşimden gelecek. Ben de onun peşinden. Artık biz ayrılmaz bir ikiliyiz ya. Biz herhalde böyle beraber program yapsak rating rekoru kırarız değil mi? Bir çağıralım voleye, Lovren'e çağrı yapalım. O adam bana dalar şimdi. Biraz daha yaşlansın, çaptan düşsün şöyle vücut olarak falan öyle. Doğru. Keşke Türkiye maçında oynayıp bıraksaydı ya. Son bir dans benle. Neyse ki vida alınırsa kadroya güzel. Vida alınır bir kere beni çok mutlu etti ama biliyorsun Lovren. Ne konuda? Ha şey, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda. Liverpool Olimpiyat Stadyumu. Ah ah ya. Dünyanın en güzel penaltısı. Halen bulunamadı top. En son böyle Plüton çevresine bakmışlar. Artık gezegen olarak tanımlanmıyor ama. Plüton'a giden motorcuyu acaba bundan etkilenerek mi yazdım gitarla? Hiç zannetmiyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.